Buradan örnekler yaparken herhangi bir sıra takip etmeyeceğim. Konunun anlatılma sırası daha önemli olduğundan ilgili konuyu ifade etmek üzere örnekler seçeceğim buradan. Onun için sıradaki örneğimiz buradaki A16 örneği olacak. Örnek özellikle bize kulağından tutup çekme olayında formüllerde paralellik kavramını anlatmak üzere bir örnek. Onun için şimdi bunu yapalım. Bunu şöyle de söyleyeyim. Bu örneklerin bir kısmı zamandan kazandırmak için dosya olarak bize verilmiş durumda. O klasörümüzün içinde bakın A16 vergi takip çizelgesi 3 isimli dosyayı açtığınızda örneğin belli bir kısmının bize hazır verildiğini göreceksiniz. İşte oradan çalışmaya başlayacağız. Dediğim gibi örneğin ağırlıklı hedefi formüllerde kulağından tutup çekmenin paralellik yönünü anlatmak üzere bir örnek olmasın. Evet. Şimdi örnekte senaryoyu bir okuyalım ilk önce. Mobilya ticareti yapan bir işletmenin 2018 yılı son 3 ayında yapmış olduğu satış bilgileri aşağıda verilmiştir. İşletme elde ettiği gelirin bir kısmını vergi olarak KDV ve ÖTV'ymiş bunlar. KDV katma değer vergisi, ÖTV özel tüketim vergisi diye adlandırılıyor. Vergi olarak devlete ödemektedir. Aylık yapılan satışların toplam tutarı üzerinden %18 KDV, %8 de ÖTV hesaplanmaktaymış. Ve işletme her ay ödemesi gereken toplam verginin sadece %65'lik kısmını ödediğini ifade etmiştir. Her ay kalan vergi borcu bir sonraki aya devretmiştir. Devreden yani kalan miktar devrettiği ay toplam vergiye dahil edilmiştir diyor. Aralık ayında da ÖTV oranı sıfırlanmıştır diyor. Bu örnek gerçekten 2018 yılında biraz işte krizden dolayı piyasa canlansın diye bazı sektörlerde mobilya da bunlardan biriydi. Uygulanan bir yöntemdi. Yani dedi ki devlet ben ÖTV almayacağım. Aralık ayında ÖTV'yi sıfırlıyoruz dedi. Ve böylece biraz olsun piyasa canlanmış oldu. Satışlar gerçekleşti vesaire. İşte onu da ifade eden bir yönü var örneğin. Buna göre de aşağıda toplam satış tutarları dikkate alarak yani bakın şuradan bahsediyor işte şunu anlatıyor. Ödenmesi gereken ve bir sonraki aya devreden vergi borçlarını gösteren bir tablo hazırlaymış. Bakın burada hazırlamış. Dediğim gibi bu örneğin asıl amacı kulağından tutup çekme olayında formüllerin nasıl çalıştığını göstermek ama en önemli olay paralellik kavramını anlatmak. Ve şunu söylemeye çalışacağız bu örnekte. Paralellik her zaman yatay olmaz, çapraz dikey de olabilir. İşte burada çaprazlıkla ilgili bir örnektir bu. Onu burada göreceğiz. Evet, şimdi geçtik bize verilen Excel dosyasına. Şimdi senaryomuzda diyordu ki KDV %18'dir. Yani elde edilen gelir %18'i KDV olarak devlete ödeniyor. O zaman ben de burada KDV için ilk formülü, Ekim ayının formülünü yazarken eşittir diyorum. Gelirin bulunduğu hücre B2 hücresi çünkü değişken, değişken olduğu için hücre koordinatı kullanıyorum. Çarparım %18 ile. %18 sabit olduğu için sabit sayı kullandım. Hücre koordinatı kullanmadım. O yüzden o hücrenin %18'ini almış oldum bu formülle. Ve bize 39.600 sonucunu verdi. Şimdi formüllerde kulağından tutup çekme kuralı şuydu. Şu şekilde çalışıyordu. Bir kere paralel tablo olacak. Tablomuz paralel aşağı doğru devam eden bilgilerden oluşuyor. Ha bu dediğim gibi örneğin bitiminde de söyleyeceğim üzere paralellik illa alt alta olmak zorunda değildir. Çapraz da olur, dikey de olur, yan yana da olur, her türlü olur. Yeter ki paralellik mantığını orada görebilelim. Bu örnekte onu biraz olsun anlatmaya çalışacağız. İkinci şartımız hücre koordinatı kullanmaktı. Bakın formülde hücre koordinatı kullandım. B2 hücresi diye. Çünkü işte bunu kulağından tutup çekince bu B2 aşağı çektiğim için B3, aşağı çektiğim için B4 olacak. Örneğin bunu ben sağa çekseydim, öyle bir örnek olsaydı bu B2, C2 olacak demektir. Yani burayı çektiğim zaman bu sefer de yana doğru bir paralellik gösterecek demektir. Ha, bu tablo aşağı doğru bir paralellik gösteren tablo olduğu için biz aşağı çekeceğiz. Evet.
Üçüncüsü de aynı formül. Yani bu örnekte bütün gelir değerleri %18 ile çarpılacak olduğu için 3 artı da sağlıyor. O zaman birinci formülü yazdıktan sonra kulağından tutup çekerek diğerlerine otomatik sonuç aldırabiliyorum. Güzel. KDV'yi hesaplatmış olduk. Geldik ÖTV'ye. Der ki senaryoda ÖTV'de %8. O zaman aynı şekilde eşittir. Gelir değeri B2'de. Bunun da %8'ini alıyorum. ÖTV'yi hesaplatmış oldum. Tabi birinci formülü yazdıktan sonra işin kolaylığı da bu zaten. İlk formülü mutlaka biz yazmak zorundayız. O kaçınılmaz. Kulağından tutup diğerlerini de uygulayabiliyorum. Bakın burada da ÖTV'leri hesapladık. Şimdi örnekteki özel durum dikkatimizi çekiyor. Aralık ayında ÖTV sıfırlanmıştır diyor. Şimdi bu örnekteki bu özelliğin asıl varoluş sebebi bazen kulağından tutup çektiğiniz hücrelerden herhangi birinde formülü kendiniz elinizde değiştirip ona göre işlem yapmanız gerekebilir. Yani burada da bakın bizim Aralık ayının ÖTV'sinin sıfırlanması bilgisini bakın. Formülde kulağından tutup çektim bir sonuç elde ettim ama bu formül sadece bu hücreye özgü değişmek zorunda. O zaman geliyorum buradaki değeri sıfırla çarp gibi bir şey. Direkt sıfır da yazabiliriz burası için ama hani örneği göstermek için böyle yapıyorum. Çarparak ÖTV'nin o ay için sıfırlandığını da bir nevi göstermiş oluyorum. Bu örnek içindeki küçük özelliklerden biri. Toplaya gelince yani toplam ödenecek vergi nedir? Eşittir KDV ile ÖTV'nin toplamı olan C2 artı D2 formülü sonuç verecek bize. Yine bunun da tuttum kulağından çektim aşağıya. Peki ne kadarını ödüyormuş firma? Der ki soruda firma verginin sadece %65'lik kısmını ödediğini ifade ediyormuş. O zaman toplam verginin %65'i ödenen vergiymiş. Bunun da formülünü yazdık. Bunun da tuttuk kulağından çektik aşağıya. Ha, sonuçta tamamını ödemediği için kalan bir vergi var. Onun formülü de eşittir. Toplam vergi eksi ödenen vergi şeklinde bir sonuç elde edip onun da yine kulağından tutup aşağıya çekiyoruz. Ha, şimdi dikkat. Burada şuradan bir şekil alıp şekille ifade ederek anlatayım. Şimdi her şey Ekim ayında başlıyor. Bu örnek için söylüyorum tabii ki. Şimdi Ekim ayında kalan bir vergi var. Bu kalan verginin Kasım ayının toplam vergisine dahil edilmesi gerekiyor. Bakın burada onu söylüyor. Sorunun şu kısmında onu ifade ediyor. Bakın şu. Kalan bir vergi olduğu için diyor. Bu vergi bir sonraki aya devretmiş. Devreden kalan miktar devrettiği ay toplam vergiye dahil edilmiştir dediği için. Bakın burada şu değeri buraya ilave etmemiz gerekiyor. İşte burada paralellik kavramının çapraz olabileceğini veya benzer şekilde farklı şekilde de olabileceğini göstermiş oluyoruz. Bu formüle giriyorum. Bakın Ekim ayında böyle bir şey yok. Her şey Ekim'de başladığı için o hücreye bir şey yapmayacağım. Bir sonraki hücreye artı G2 yazarak yani Ekim ayından kalan değeri Kasım ayının vergi toplamına ilave ediyorum ve böylece o bir sonraki ayın vergisine dahil olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra paralellik buradan başlıyor. Şu hücreyi de farklı renkte göstereyim şöyle daha dikkat çeksin. O zaman paralellik bakın buradan itibaren başlıyor. Bu sebeple yani Kasım ayının kalanı da Aralık ayının toplamına dahil olacak. Yani şu paralellik bakın şöyle göstereyim. Şurada da var. İşte o zaman bu örneğin zaten bizim varoluş sebeplerinden biri burada yer alma sebebi. Demek ki bazen belirli bir hücreden itibaren kulağından tutup çekmeniz gerekebilir. Yani bunu gösteriyor. İşte burada da onun G3'ün ona ilave olduğu işlemi bize sonuç olarak yansımış oluyor. Bakın. İşte paralellik her zaman yan yanalık demektir. Çapraz da olabilir. İşte siz onu değişik örnek tablolarda dikkate almak durumundasınız. Bundan sonrası normal çalışıyor zaten. Bundan sonrası herhangi bir ekstra işlem yapmanıza gerek yok. Yani kalan değerler bir sonraki ayın vergisine ilave olacak bilgisini buraya işlemiş olduk. Ve sonuçta da paralelliğin değişik şekillerde olabileceğini göstermiş olduk. Örnek böylece tamamlanmış oldu. Yine bu örneğimizi şuradan farklı kaydet diyerek
masa üstündeki klasörümüzün içine işte vergi takip çizelgesi 3 adıyla kaydedebiliriz.